hani olur ya böyle şey olarak algılanmasın sakın, hani megalomanlık olarak isterse de algılanılabilir, problem yok. Hani ulaşılmaz, ah keşke işte beni seçse falan falan dediğin, onların karşısında heyecanlandığı hani öyle bir ortam oluyor ya. Gel gelelim, şimdi seni konuk alıyoruz. Acayip yani konuk şey alabilecek konuk alınabilecek noktaya gelmişsin. Bu aslında çok çabuk oldu senin için. Bazen şunu düşünüyorum. Ne yaptı da bu kadar çabuk oldu şimdi? Bir, yarışmanın birincileri senin kadar ilerlemediler ki onlar da iyi gidiyorlar. Ne yaptın da hani ne oldu da, şans çok önemli. Yoksa dobra konuşmandan mı? Yoksa hani o elektrik, hani o sempatik görüntünden mi? Yoksa ben işin ucunu tuttum, kimseye şans tanımadım. Kimseden yardım beklemedim. Vallahi şey var. En çok hırs yaptım. Ve bunu... istediğin kadar yap, fark etmez. Ya bilmiyorum, ben acayip hırs yaptım durumu. Çünkü ilk günün, o yarışmanın ilk gününde çok güveniyordum kendime mesela. Hani bütün herkesi döndürebileceğime inanıyordum. Ve ondan sonra ben 2 hafta falan filan uyku uyumadım. O ilk yarışmadan, hani o ilk bir tek sizin döndüğünüz günden itibaren. Çok istediğim, aşkla yaptığım bir şeydi. Ama tabii şu faktörler de var. Birincisi peder bey faktörüm var benim. Hani şimdi sonuçta o klipler ilk başlarda ben para pul kazanmıyordum. O klipler nasıl çekiliyor, şarkılar nasıl aranje ediliyor. Baban iyi, parası falan var değil mi? Var yani. Allah aşkına var. Allah şükür zengin bir babam var. Yani aynen kadarıyla. Öyle. İşte bilinen reklamcı, Hulusi Derici. Hulusi Derici, evet. Şimdi bu adamın ilk başlarda bana yaptığı yatırım olmasaydı... Bu adam. Hiçbir şekilde bu adam yani... Artık zaten iyice abi kardeş gibi olduk. Baba kız ilişkisinden tamamen çıktık. O yüzden bu adam dememe o da pek tabii bozulma. Canım, çok da sempatik geliyor ayrıca. Yani onun işte bu işe inanması, yatırım yapması. Şimdi millet şey diyordu ilk başta. Torpilli ayol bu. Bunun babasının parası var da yaptı falan diyordu da. Yani birinin metresi mi olmak gerekiyor? Hep şimdi babam bana kebapçı da açabilirdi. Kebapçı olabilirdi. Bana hani... Her şey olabilirdi yani, hani tabii ki çocuğuna yatırım yaptı, hani siz Zehra için aynı şeyi yapmazsınız. Normal bir şey olabilir mi? Yani böyle hiç umurumda değil zaten de, kimlere ne paralar döküldü, hani baba parası, yapımcı parası bilmem ne, ama olmayınca bazı şeyler olmuyor. Ha evet, şey de var, hiç dobralığımdan ödün vermedim, herkes bana... tabii başlangıç noktan Hülya Avşar tabii ki de böyle olacaksın benim diyor. Ay, hiç alakası yok benim seninle. Sen bazı yerlerde söylemişsin bazı röportajlarında. İşte Hülya Avşar sayesinde şöyle oldum, böyle oldum, dobralığım, ya da hani hiç öyle bir şey yok. Ben onu öyle kabul etmiyorum. Ne alakası var? Bir insanda varsa var. Hani yani benim... şeydi ama ben de sizden önce sizden sonra diye ikiye ayırıyorum. Ben çünkü çok olabilir pesimistim. Döndüm diye. Çok pesimistim. Hayır, hiç alakası yok. Bir gün sahne arkasında bana dediğiniz şeyi ölene kadar unutmuyorum. İlk defa ilk sahneye ben çıkıyordum ve ilk Türkçe şarkı söylediğim geceydi. Ne dedim? Şöyle bir silkelediniz beni beklerken. Ne bu surat ya, bu suratla mı çıkacaksın? Ben bu surata dönmedim dediniz. Ama çok heyecanlıyım falan filan. Bak, bu kadar insan seni seviyor. Onlara bu suratla çıkarsan bir daha benimle asla konuşmayacaksın deyip. Hadi öyle koçum mi diye sırtıma bir tane geçirdiniz. Ya çok motive ediyordunuz ya.